Profesör Doktor Sayın Sancan İmer bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Rahmi Bey. İyi yayınlar. Teşekkürler. Biz konuyla ilgili kimi haberleri paylaştık. Evet. Ama belli ki Davutoğlu'nun beklenenin ötesindeki teklifleriyle biraz AB'nin aklı karışmış gibi görünüyor. Evet. Olumlu ya da olumsuz anlamda tepkiler var. Ama özellikle Almanya'da iç siyasete dönük de fazlasıyla tepki var. Evet. Hem koalisyon ortaklarından Merkel'in hem muhalefet partilerinden. Doğru. Ee, Almanya'dan başlayalım önce bir Avrupa'yı değerlendirelim sonra Türkiye ayağına bakarız. Tamam. Efendim şimdi e, biliyorsunuz bu pazar günü Almanya'da 3 eyalette seçimler var. E, aşağı Saksonya eyaletinde yani eski Orta Almanya, Doğu Almanya'nın bir parçası ki sağ akımların, Pegida'ların en kuvvetli olduğu yerdir orası. E, sonra Baden-Württemberg eyaletinde ve bir de Rheinland-Pfalz eyaletinde. Şimdi bu eyaletlerde e, sosyal demokratlar ve Hristiyan demokratların idare ettiği yerler var ama sosyal demokratların mesela Baden-Württemberg'de Yeşillerle bir koalisyonu var. Ee, şimdi Merkel e, izlediği politikayla Alman kamuoyunda e, bir hoşnutsuzluk yarattı. Bu hoşnutsuzluğun sebebi şuydu. Bayan Merkel e, ta başından itibaren buyurun gelin politikasını izledi. Herkes gelebilir dedi. Kapılarımız açıktır dedi. Ve Avrupa çapında da biz diğerlerine de bu kontenjanları dağıtacağız dedi. Fakat durum öyle oldu ki gelen mültecilerin hedefi Almanya, Avusturya ve İsveç oldu. Tabii İsveç bir müddet sonra daha fazla mülteci alamayacağını beyan ederek karşı, ha karşı harekete geçti. Avusturya daha da İleriye giderek önemli bir karşı hareket yaptı iki hafta önce. İşte şimdiki bu Balkan rotasının, Balkan güzergahının kapatılmasıyla sonuçlanan bir toplantıydı bu. Bu toplantıya bütün Balkan e, güzergahındaki ülkeleri davet etti. Ama Yunanistan'ı davet etmedi. Şimdi tabii e, orada alınan karar şuydu. Biz hiç olmazsa de facto bir durum yaratalım. Balkan güzergahını kapatalım. Bu bir noktada Merkel'in buyurun gelin politikasına karşı geliştirilmiş olan bir politikaydı. Merkel zaten kendi ülkesinde zor duruma düştüğü için, biraz da tükürdüğünü yalamamak için buyurun gelinden vazgeçtim demiyorum, ayrıca bir üst sınır konulmasına mülteciler konusunda da evet demiyorum diyerek hem Sol Parti'nin hem Yeşillerin, yani humanist davrandığını söyleyenlerin, sosyal demokratlar da buna kısmen uydular, bu noktada taviz vermediğini göstermek istedi. Diğer taraftan ama tam buna zıt bir durum ortaya çıkınca, Dedi ki sayıları indireceğiz dedi. Şimdi sayıları indireceğiz yani göçmen sayılarını indireceğiz, aşağı indireceğiz dediğiniz andan itibaren buyurun gelin demiyorsunuz demektir çok açık. Buna ulaşabilmek için seçtiği yöntem de şuydu. Dedi ki biz mültecilere iki gruba ayırıyoruz. Bunlardan birisi siyasi mülteciler, bir diğeri ekonomik amaçlı gelen mülteciler. Ekonomik amaçlı gelen mültecileri biz kabul edecek durumda değiliz, onları geri göndereceğiz. Siyasi mültecileri de birkaç gruba ayırabiliriz. Bunların bir kısmı gerçekten ülkelerinde savaş olduğu için savaştan kaçan, siyasi olarak kaçmak zorunda olan insanlar. Bir kısmı ülkelerinde takibe uğradığını iddia eden insanlar. Bir kısmı da bu gerekçelere sahip olmayan insanlar. İltica başvurusu yapamayacak olan insanlar. Dolayısıyla ülkeleri güvenli bölge ilan ederek, e, o ülkelerden gelecek siyasi takibe uğradığını e, iddia edenleri geri gönderme hareketini hatta kanun çıkararak e, gerçekleştirdi. Ve ne yaptı? Özellikle e, mağrip ülkeleri yani Fas, Cezayir ve Tunus'u güvenli ülkeler ilan etti. Güvenli midir değil midir onu tartışmıyorum. Güvenli ülke ilan etti. Ve oraya giden Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier'de o ülkelerle geri dönüş anlaşmaları yaptı, kabul yaptı. Ve böylece bundan böyle Almanya'daki o ülkelerden gelmiş olan kişiler iltica başvurusunda bulunduklarında doğrudan doğruya ülkelerine geri gönderilecekler. Bunu sağladı. Şimdi aynı şeyi Afganistan'da sağlamak için Afganistan'daki askeri birliklerini çekmedi, orada tutuyor. Hiç olmazsa Afganların oradan gelmesini engellemeye çalışıyor. Ve yaptıkları açıklamalar da şu, ülkenize geri dönün, ülkenizde kalın, buraya gelmeyin. Yani Buyurun gelin politikası de facto bitmiş oldu. Şimdi Avusturya'nın yapmış olduğu bu operasyon bir noktada Almanya'nın bu çaresiz davranışı kendi açısından onları sıkıştırdığı için Avusturyalılar 37.500 kişi bir yılda alabiliriz, bir kişi daha fazla değil diyerek bir sınır koydular. Almanya'ya da diyorlar ki siz de böyle bir sınır koyun. Geçen sene Almanlar 1 milyonun üzerinde aldılar. Onlara diyor ki, nüfusunuza göre biz 37.500 aldıysak, size 400.000 alın diyorlar. Öyle bir teklifleri var. Fransa 30.000 alırım diyor, daha fazla almam diyor. Koskoca Fransa. Mesela Macaristan hiç almam diyor. Slovenya hiç almam diyor. Ee, diğerleri pardon, e, Slovakya hiç almam diyor. Hiç çöz, bu şey e, Polonya hiç almam diyor. Sırbistan zaten Avrupa Birliği üyesi değil. Makedonya zaten almam diyor. Şimdi bu durum karşısında başka bir problem ortaya çıktı. Ee, Avusturya'nın bu girişimi sonucunda. Ee, Balkan ülkelerinin bu rotası kapanınca e, Yunanistan'a Türkiye'den deniz yoluyla kaçıp gelen, karayoluyla gelen çok az, kaçıp gelen insanlar adalardan Yunanistan'a sevk edildiler. Ve İdomeni adı verilen Makedonya ile Yunanistan arasındaki bir kasabada yıldılar Sayıları şu anda 40 bini buluyor. Ve bunlar... Çamurların içerisinde bir takım böyle çadıra benzeyen acayip ben şeylerin içinde bir, bir kısmı da açıkta, yağışta. Hele ilkbaharda hala yağışlar var. Soğukta çoluk çocuk orada kaldılar. Bunların geçişimi yani imkanı yok. Ee, mevcut olan sınırı yıkmaya çalıştılar. Ona da izin verilmedi. Askeri önlemler alındı. Hatta Avusturyalılar Makedonya'ya biz size askeri destek gönderelim sınırı korumak için diye böyle bir teklif yaptılar. 2000 civarında Avusturya askerini göndermeyi kabul ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Bu boyutlara geldi işler. Şimdi o zaman şimdi bir şey yapılması gerekiyordu. Yunanistan bundan mağdur oldu. Çünkü Yunanistan'a bunlar geldiler. Bir türlü gidemiyorlar. Geçen sene 160 bin civarında bir mülteciyi dağıtmak istediler bin kişi dağıtabilirler. 160 bin kişi Yunanistan'da ve İtalya'da kaldı. İtalya çok zor durumda. Çünkü bir de Libya'dan gelecek olan büyük kitleler var. Şimdi bu durum karşısında Merkel şöyle bir çözüme ulaşmak istedi. Ee, Avrupa Birliği'nin sınırını güvence altına alalım. Nasıl alabiliriz? Türkiye ile ilgili olan sınırı hem karadan Frontex dediğimiz Avrupa güvenlik gücüyle alalım. Artı denizi de Türk sahil güvenliği her ne kadar orada güvenlik sağlıyor, yakalamaya çalışıyorsa da, engellemeye çalışıyorsa da, Yunanlılar da yapıyorsa da NATO donanmasını gönderelim ve NATO donanması orada şimdi devreye gezmeye başladı. Fakat bu NATO donanmasıyla denizi tamamen kapatmış oluyorlar. Ama insan kaçakçıları yani bu mültecilerin botlarla karşıya geçmesini sağlayan ve bundan para kazanan insanlar, bunların elinden bu e, yetkiyi veya bu imkanı almak istiyorlar. Nasıl alabilirler bunu? İşte biraz önce anlattığınız Türklerin teklif ettiği iddia edilen çözüm. Yani bütün Yunanistan'daki mültecilerin hepsinin olduğu gibi Türkiye'ye geri alınması. Şimdi bu teklif, bu pazar günü biliyorsunuz bizim başbakan oraya gitti ve Türk Büyükelçiliği'nde bir görüşme yapıldı. Bu görüşmeye şu andaki Avrupa Birliği dönem başkanı olan Hollanda'nın başbakanı ve bir de Almanya başbakanı Merkel katıldılar gece yarısı olmasına rağmen sabah sabah öğleden evvel Türkiye'nin böyle bir teklif yaptığı söylendi. Fakat ben Almanların yayınlarını çok yakından izledim. Alman Devlet Televizyonu'nda e, birinci kanalda ARD'de yani e, yayını yapan spiker, ya, yayıncı e, dedi ki bir e, şu anda dedi Türklerin bir teklif yaptığı söyleniyor. Ve bu teklife göre Yunanistan'daki bütün, Yunanistan'ın kurtarılması gerekiyor çünkü. Yunanistan'daki bütün mültecileri Türkiye'nin alacağı, bundan böyle de alacağı söylendi. Bu doğru mudur dedi. Bu konuda dedi bilgi verebilir misiniz dedi. Kime? Brüksel'deki ARD'nin temsilcisine ve uzmanına. O da dedi ki, evet dedi, bu doğru dedi. E peki dedi, kulağımıza gelen haberlere göre dedi, bunu dedi yapan, teklifi hazırlayan kişiler, Hollandalı ve Alman diplomatlar dedi. Doğru mudur bu dedi. Evet, doğru dedi. Şimdi bu tabii... Bu Şimdi, arada Davutoğlu'nun açıklamalarıyla evet, bu farklı ört bir farklı e, bir şey kötü. E, bu yalanlanmadı. Şimdi Alm Almanya'nın böyle bir şeyi yapmak mecburiyeti var. Hem problemi çözmek için, hem seçimler için, hem uzun vadeli olarak ellerinde başka bir imkan kalmadığı için. Türkiye'den başka bir imkan yok. İkinci bir B seçeneği yok yani. Dolayısıyla onların böyle bir teklifi birlikte hazırlamış olması bana makul geldi. Yani ama tabii Türklerin sunması Gayet tabii hem Alman kamuoyu açısından hem Türk kamuoyu açısından daha uygun olur. Fakat e, bu ne oldu? Bu konu üzerinde kimse bir açıklama yapmıyor. Bir daha da televizyonda belki o bir kaçaktı. O kaçağı bir daha da vermediler. Çünkü vermeleri Alman e, devletini de zor duruma sokacaktı. Çok açık. Ama burada basının ne kadar önemli bir rol oynadığını da görüyorsunuz. Ama bu gerçekten basına düşen bir şey. Eğer o anda ben takip etmesem bunu öğrenmiş olamayacaktım. Şimdi bu bu her halükarda ertesi gün hakikaten Türkiye'nin teklifi olarak sunulduğu ve böyle e, e, kamuoyuna anlatıldı. Ve bunun sonucunda da e, bu kabul gördü. Hatta muhalifler olan Yeşiller ve e, Sol Partiler de dahil buna. Fakat Türkiye'de Zaman Gazetesi'nin kapatılmış olması, işte Güneydoğu Anadolu'da bizim e, teröre karşı verdiğimiz mücadeleler Sol Parti ve Yeşiller tarafından Türkiye'ye, Kürtleri öldürmekler gibi iddialarla alındığı için Türkiye'nin güvenli bölge olması, biraz önce siz de okudunuz onu, mağrip ülkeleri oluyorsa Türkiye haydi haydi güvenli bölge. Çünkü bir noktada Avrupa Birliği ile müzakere yapamaz güvenli olmayan bir ülke. Zaten gerekçe de budur. Dolayısıyla bunların mutlaka Türkiye'ye gönderilmesi gerekiyor. Şu halde problem, Türkiye kamuoyuna ama bu böyle anlatılmadı. Türkiye kamuoyuna Tabii dendi ki zafer olarak oradan olarak. bunlar gelecek. Bunlar gelecek. Bunun karşılığında aynı miktarda adam da Avrupa Birliği'ne gidecek. Öyle bir şey yok. Hayır Burada... bu çok anlamsız oluyor <laughs> zaten tabii, yani. öyle bir şey. Öyle bir... 10 kişi <laughs> aldım 10 kişi <laughs> verdim. O zaman niye alıp <laughs> Öyle ediyorsun? bir şey. Harbi, hayır yalnız o değil. Bundan sonra gelecek olan bütün mültecileri kapsıyor bu. Yani Suriye'den gelenleri değil. Afganistan'dan, Irak'tan, Kuzey Afrika'dan, Af... her, her yerden. Suriyelilerin dışındaki mülteciler de. Dahil buna. Anda. buna. Dahil evet. buna. Dolayısıyla böyle baktığınız <laughs> zaman da Türkiye bir mülteci deposu haline dönüşmüş oluyor. Çok açık. Tabii. Şimdi mülteci bu durumda, depolama merkezi. Depolama merkezi. Şimdi bu zaman bu durum karşısında Türkiye'nin talebi burada. Efendim biz bunun altından kalkabilmek için çok büyük harcamalar yaptık. Doğru. 3 milyar euro tabii hiçbir şey değil. Doğru. O da doğru. Dolayısıyla bir 3 milyar daha verelim. O da kabul edildi. Hemen kabul edildi. Hatta 5 milyar diyorlar da 6 milyar oldu. Buna at pazarlığı falan gibi vasıflandıranlar oldu. O at pazarlığı Kuzey Irak tezkeresi evet, evet. zamanında evet. hocam. Şimdiki evet. Kayserili pazarlığı. Kayseri pazarlığı. Hatta onların gidiş, geliş paralarını da aldık gibi falan iddialar. Bunlar hiç önemli değil çünkü bu paraların hiçbir önemi yok bana sorarsanız. Çünkü buradaki önemli olan bu insanların beklediği yer haline geliyor Türkiye. Avrupa Birliği de bunların arasından seçip alacak. Fakat şimdi Avrupa Birliği bir kere kontenjan bazında, e, mülteci almak konusunda mutabık değil. Her biri bir başka tarafa çekiyor. Biraz önce anlattığım gibi Polonya, Slovakya, işte e, Hırvatistan vesaire, e, Avusturya belirlemiş, Fransa hepsi bu durumda. Bu durum karşısında Merkel kendi alacağını belki bu yolda alabilir. Onu da seçerek alabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin mülteci deposu olmasından kurtuluşu yoktur. İkinci Türkiye'nin talebi e, Haziran ayına, Eylül yerine Haziran ayına geri çekilecek olan vizesiz dolaşma hakkı. Şimdi ben size soruyorum. İzan, akıl ve izanla bu işi analiz ettiğinizde siz Avrupa Birliği'nde yetkili ve karar verici olsanız bu durumda olan bir ülkeden serbest dolaşım hakkını, vizesiz dolaşım hakkını verir misiniz? Hayır yani... Verir evet, misiniz? Ben soruyorum. yani soru soruyorum. Suleyelileri ve diğer mültecileri <laughs> yollamaya çalışan Avrupa... Evet, bunu yapar mısınız? Yerine, yapar mısınız? Yani, Yapmazsınız. Evet, o halde bu anladım. gerçekçi bir talep değil. Peki o zaman bu ne demek oluyor? O zaman bu şu demek olacak. Vizesiz dolaşmanın hepsine değil de belki belli sınıflara geçerli olabilir. Kim bunlar? Evet, iş, i̇ş adamları yani. olabilir. Öğrenciler olabilir. Yani seçilmiş bir takım insanlar. Zaten isnada. o, o başlıklarda zaten e veriliyor vize. Yani. Vizesiz olup olmaması da bir şey değiştirmez. Şu halde bu önemli bir talepte de değildir. Avrupa Birliği ile ilgili maddelerin açılması, başlıkların açılması. Şimdi hemen o esnada bunun mümkün olmayacağını, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olamayacağını ifade etmek için ki Merkel'in kendisi de zaten bunu söylüyor ve söylediği de şu, Türkiye'yi stratejik partner olarak Avrupa Birliği almalı, ayrı bir statü vermek Türkiye'ye malum. İliştirilmiş üyelik. Evet, evet. Ve burada Alman Maliye Bakanı bunu e, çok açık olarak ifade etti. Dedi ki, e, çok uzak bir rüyadır. Fransa hemen itiraz etti. Diğer şimdi itirazlar da oradan geliyor Avrupa Parlamentosu'nda zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin e şunu söyleyeyim size farz edin bütün başlıklar açıldı yapıyorsunuz hepsini yürüttünüz. Yani kendi kendinizi tatmin etmekten başka bir şey değil bu. Yaptığınızı düşünelim. Böyle bir şey yaptığınız zaman da acaba mülteci deposuna haline gelmiş olan bir ülkeyi Avrupa Birliği bünyesine almak ister mi? Öyleyse neden Yunanistan'daki mültecileri Türkiye'ye gönderiyor? Ve Avrupa genelinde evet. mülteciler. Demek ki o, o zaman bir de bunlar e, imkansız. kesiyorum ama yani bu evet. başlıkların açılması e, evet. mesele değil. Bir de kapanması var bunların. Tabii. Ayrıca kapandıktan sonra da her ülkenin... evet. E, evet. Referanduma götürerek Türkiye'nin tamir edildiğini... Bir tanesi, tanesi dediğini, bile hayır dese. Tabii. 28 ülkeden biri bile hayır dese üye olamıyor. Şimdi burada sadece. enteresan yalnız itirazlardan bazıları hukuki olarak var. O itirazlardan bir tanesi de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek evet, Komiserliği'nden geliyor. Bir Söyledikleri şey şu. Bir ülkeye sığınmış olan insanları siz kitleler Topluşağı. halinde başka bir ülkeye gönderemezsiniz. Fakat buna itirazlara hukuken verilen cevap da şu. Eğer iki ülke arasında böyle bir anlaşma varsa ki Sipras onun için İzmir'e geldi zaten. Türkiye ile Yunanistan arasında böyle bir anlaşma varsa bu anlaşmaya dayanarak göre gönderebilirler. Fert fert derler ama tabii bu kitleye dönüşür. Netice olarak buradaki erişilmek istenilen şey e, Avrupa Birliği'nin e, Türkiye ile olan sınırının hem karadan hem denizden e, kontrol altına alınması... Ve insan kaçakçılarının da, e, da böylece faaliyetlerine engel olması, böylece e, mültecilerin bütün ümidinin elinden alınması, böylece Suriye'de ve başka yerde olan daha iyi yaşamak için Avrupa'ya, özellikle Almanya, Avusturya ve İsveç'e gitmek isteyenlerin artık bu ümidinin ellerinden alınması. Mesele bu ve bu mesajın orada anlaşılması gerekiyor. Aynı zamanda tabii Suriye'deki savaşın bitirilmesi, kaynağın kurutulması diyoruz ya buna, e, bu konuda Almanya ve Avrupa Birliği destek vermekteler. Bu arada Türkiye'nin sınırda Cerablus'la Aziz arasında hani yapmış olduğu bir kamp var Suriye topraklarında. Buna, bunu dile getirmediler. Biliyorsunuz hiç konuşulmadı. Ama bu konuda e, belki bu çerçevede görülebilir. Yani diyeceğim şey şu: Avrupa kendini kurtarırken Türkiye çok ciddi e, sosyal, ekonomik ve kültürel ve siyasi problemlerle karşılaşacağı bir durumla e, karşı karşıyadır. Ve bu durumda Türkiye'nin yapması gereken bir takım işler vardır. Yani hem iç politikada, hem e, iktisat politikasında, sosyal politikalarda, hem de dış politikada çok ciddi önlemler alınması lazım. Bu çünkü alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Yani siz şimdi… Hocam e, sözünü kesiyorum ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defaatle açıkladığı bir konu var. Biz e, açık kapı politikasından vazgeçmeyeceğiz. Yani bu e, şu bu demek ki. oluyor, kapılarımız açık bütün bu, mülteciler bize gelebilir. Buyur gel politikası. Dünyanın her tarafından. Buyur gel politikası. muafiyetleriyle evet. Afrika'nın neredeyse bütün ülkelerine, evet. Asya ülkelerine, evet. o ülkelere, bu ülkelere evet. bize kaldırıldı. Evet. Türkiye bize istemiyor. Evet. Şimdi oradan rahatlıkla geliyorlar Türkiye'ye. Evet. evet. E, tamam geldiler, Türkiye'de bir yığılma olmaya başlıyor. Olacak. Buraya niye geliyor bu insanlar? Öbür Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek için. Ye Şimdi Avrupa kapandı. Tamam, bitti. Gelen burada kalacak. Tamam. E, dolayısıyla Türkiye'de, Artan bir şekilde dünyanın her yerinden mültecilerin geldiği bir ülke haline mi geliyor? Öyle oluyor. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylediğiniz politikasından dönmek mecburiyeti vardır. Aynen Merkel'in döndüğü gibi. Buyur gel politikası bitmiştir. Bir de başka politika bitmiştir. Gel geç. Gel geç politikası bitmiştir. Gel geç politikası Balkan rotasının kapatılmasıyla Ege Denizi'nin kapatılmasıyla bitmiştir. Bu arada bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bindiririz uçaklara, bindiririz otobüsteyi yollarız Yapamazsınız. O e, da tehdidi de kendiliğinden ortadan kalkmıştır. kalkmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu şartlar altında bütün e, dış politikasını, bütün iç politikasını yeniden gözden geçirip özellikle bu konuyla ilgili olarak ele almak mecburiyeti vardır. Muhalefet partilerinin de bununla ilgilenmesi gerekmektedir. Bu son derece önemli bir şeydir. Çünkü Türkiye'nin bütün dengelerini değiştirecek bir durumdan bahsediyoruz. Hocam Türkiye'nin e, yapması gerekenleri e, bir sonraki bölüme e, aktaralım da. Şimdi e, biz şöyle bir e, şey koyduk ortaya e, sizin sayenizde. Estağfurullah. Şimdi Türkiye ne kazanıyor? Yani vize muafiyeti e, bir hayal. Evet. Hatta... E, Fransa Başb Cumhurbaşkanı Hollande dedi ki 72 mi 74 ne başlık var evet. e, ama Başbakanın açıklamaları altı e, evet. başlık diyor, evet. İşte onu muhalefetin yardımıyla evet. çıkaralım diyor, evet. plan falan vizeyle evet. ilgili. Evet. Yani bu olmayacak gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Belki gibisini bile kaldırabiliriz. Evet. E, Belli bunun... kişilere verilebilir. Belli kişilere vizesiz dolaşım verilebilir. Yani işte Belli gruplara işime, e, spor karşılaşmaları için evet. gidenler, evet. basın evet. mensupları, iş evet. adamları, evet. işte öğrenciler, öğrenciler evet. e, değişik başlıklar evet. altında gidip geliyorlar. Evet. Onlar katılabilir. Belki onlar biraz daha genişletebilir. Evet, Hepsi o. Evet. E, onların da büyük kısmı zaten var. Evet. E, şimdi biz e, geriye e, mülteci deposu olarak kalacağız. Onlardaki mültecileri de alacağız. Tabii. Açık kapı politikasıyla geleni de alacağız. Bu yürümez. Bütün bu e, yapılan işin karşılığı somut olarak bize verecekleri 6 milyar avro mu hocam? Evet. Yani onu da tamamen vermeyecek. Süreç içinde o e, mültecilere harcanacak şekilde kendisi de kontrol ederek verilecek. 95 verecek. milyon avro yolladılar e, tabii, zaten. Tabii tabii. Yani. Onun da yani nereye kullanıldığını görmek istiyor. Bizim bütçeye falan girmiyor. Şimdi dolayısıyla bunun, böyle baktığımızda... Bu nasıl peki bir bu, bu mantıktır esasen, ve nasıl zafer olarak Bu sürebilir? zafer falan değil. Bu Türkiye'nin yeni bir problemle karşı karşıya bulunması demektir. Türkiye bu problemi, Avrupa yani kendi problemini Türkiye'nin üzerine atarak kurtuluyor. Yunanistan da kurtulmuş oluyor bu arada. Yunanistan kurtulmuş. Şu anda Yunanistan büyük sıkıntı içinde. Avusturyalıların yaptığı toplantıya Yunanlıları davet etmemeleri de beceriksizliklerinden onlara göre ileri gelmekteydi. Yani şu anda orada mültecilerin kalmasından. Dolayısıyla burada eğer öyle isterseniz hani eski tabirdir ya yırtılan Deli Bekir'in yakası derler. Sonunda yırtılan bizim yakamız oluyor. Hepsi burada da olacak. Peki nasıl Kayseri'li gelin... pazarlığı hocam? Yani bir bu... 6 milyar aldık. Dünyanın bütün göçmenini Dünyanın aldık karşılığında. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Bu buyurun gel politikası da yürümeyecektir gel geç politikası da yürümeyecektir. Gel geç politikası bitmiştir. Gel ve geç. Hayır. Gel ve geç yok. Buyurun gelin o da yok. Zaten buyurun gelinden vazgeçtiğimizin en güzel ifadesi nedir? Türkiye'nin Suriye sınırında Cerablus'ta ve Aziz arasında kurduğu kamp. Niye onlara buyurun gelin demiyor içeriye? Aynı sebepten dolayı. Yani aksi takdirde Türkiye'deki mülteci sayısı daha da artmış olacaktı onun için. Onlar orada kalsın hiç olmazsa Suriye'de ateşkes veya barış temin edilirse onları oraya gönderebilirim. Bizim içimize girmeden. Nedir o güvenli bölge meselesi? Açık kapı politikası veya buyurun gel politikası değildir. Alakası Doğru, yok Doğru, sınırlarımızın meselesi e, de var Tabii, tabii, e, tabii, tabii. Zaten gerçekçi yani realist politika da bunu gerektirir. Yalnız otobüslere doldurup uçaklara doldurup göndeririz falan bunların hiçbirisi mümkün olmayacaktır. Bu çok açık ortada. Peki Avrupa muhalefetinden gelen bu e, itirazlar, dış çıkışlara, i̇tirazlar. buna ne, ne diyeceğiz? Ee, buna şunu söyleyeceğim. Onlar var. şimdi tabii Merkel'e hücum ediyorlar, Türkiye'ye hücum ediyorlar. Türkiye zaten zor durumda. Türkiye zaten e, bu zor durumda olduğuna göre, anlaşmaları da imzaladığına göre, hani geri kabul anlaşmaları dahil, e, Türkiye'ye ne kadar buradan başka tavizler koparabilirsek o kadar kardır. Mesela e, PKK ile olan mücadele konusunda Türkiye'yi masaya oturtalım. Yani Türkiye bu e, terörle mücadeleden vazgeçsin. Zaten Amerika da bunu istiyordu. Avrupa'daki bazı e, e, çevreler de bunu istiyordu. Bu sağlanmış olacak. Efendim, basın hürriyeti adı altında şu anda, Fethullah Gülen'e bağlı gazetelerle ilgili yapılan mücadeleyi de ortadan kaldıralım. Yani bu şekil meselelerde kendi isteklerini gerçekleştirebilsinler. Bütün mesele bu. Şimdi bu bir anlaşmaya bağlanacak ve imzalanacak büyük ihtimalle. tabi tabi. Birkaç gün sonra. Gelecek hafta. Hani, gelecek hafta sonunda. Bir araya geliyorlar. Evet. Türkiye'de katılacak. Evet. evet. Ama mesela İtalya Başbakanı Renzi diyor ki, Hayır ben bu anlaşmayı imzalamam. Oraya illa Türkiye'de basın özgürlüğü sağlanmalıdır diye bir başlık konuşuyor. Koyarım diyor. Koyar. Şimdi yani imzalamama bu... ihtimali esnafın. Yani yani, Türkiye'nin in... kazancı olarak ifade edilen bu 6 milyar avronun alınamama ihtimali bile var. Öyle demeyelim. Ee, Yunanistan'ın burada zor durumda bulunması sebebiyle bu anlaşma imzalanacaktır. Buna şüpheniz olmasın. Yunanistan'daki mültecilerden Yunanistan'ın kurtarılması lazım. Onun için de zaten İzmir'e geldi e, Tsipras daha dün. Dolayısıyla... Bu çok önemli. Dolayısıyla bunun bu sebepten dolayı bu anlaşma imzalanacaktır. Yani bir anlamda kayıkçı kavgası yapıyor. Kayıkçı kavgası. Evet, evet, aynen öyle. Ve sonunda ama e, Türkiye'den daha başka talepler de dile getirilecektir. Türkiye'de işte biz zaten yapıyoruz diyecektir. Yani birisi iyi polisi, birisi kötü polisi oynamaktadır. Sonuç böyledir. Peki. Bu Merkel meselesinin ötesinde Avrupa Birliği'nin var olması Meselesiyle ilgilidir. Aksi takdirde Avrupa Birliği gerçekten şu anda çok büyük bir krizle karşı karşıyadır. Özellikle mülteci politikasında. Avusturya'nın başı çektiği o hareket bunu açıkça ortaya koymuştur. Ama Avusturya yalnız değildir. Ve e, Almanya'nın patronluğuna karşı da bir duruş sergiliyor da olabilirler. Bunu tabii, da konuşalım. Tabii hocam. tabii. Avrupa Birliği Türkiye zirvesi mültecilerle ilgili. Ve onun yansımalarını bugün bulunduğumuz durumu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle oldu. Davutoğlu gitti oraya, zirveye katıldı. İşte... E, Zirveden hemen önce bir gün önce de e, Almanya, Türkiye ve Hollanda. Avrupa Birliği dönem başkanı Hollanda'nın e, başbakanın katıldığı bir e, mini zirve yapıldı. E, saatler sürdü. 5 saat 40 dakika dediler. 6 saate yakın e, bir araya gelmişler. E, sonra e, AB e, Türkiye zirvesi yapıldı. Şimdi başbakan döndüğünde e, bütün yandaş yandaş e, basın yayın organlarında Avrupa Birliği zaferi, Davutoğlu'nun zaferi, işte Kayserili pazarlılığı 6 milyar avro 3 vereceklerdi 6 aldık. İşte vize muafiyeti geliyor Haziran'da filan gibi e, zafer başlıkları gördük. Şimdi e, Sayın Sencer İmer'in bir belirlemesi var. E, der ki e, ben Alman televizyonda ayrıntılarını bir kere daha bizden anlatmasını rica edeceğiz. Çünkü bu programın e, çok öne çıkan bir başlığı oldu. E, ne diyordu e, Sayın Başbakanımız? E, efendim e, bizden beklenmeyen değişik tekliflerle geldik. Şoke oldu e, Avrupa Birliği ülkeleri. İşte e, kendi aralarında konuşacaklar, büyük kazanım e, elde ettik ettikleri. E, dönerken böyle açıkladı. Aslında bu e, Hollanda, Almanya ve Türkiye arasında e, AB Türkiye zirvesinden önce yapılan, önceki gece yapılan toplantıdan e, şöyle bir e, sonuç çıkmış. Hocam ayrıntıları bir kere daha tekrarlayayım. Evet. Evet, şimdi e, be, tam o pazar akşamı yapılan e, toplantıda, ee, gece e, ART bir numaralı kanalı Almanların devlet televizyonu ARD televizyonunda Karim Yozga e, yayını yürüten e, e, kişi yönetmen e, bu konuyu konuşurken e, dedi ki e, şimdi dedi orda e, bütün mültecilerin Türkiye tarafından alınması konusu dile geliyor dedi bu konuda bizim kulağımıza gelen haberlere göre dedi Brüksel'de dedi e, tü, e, Alman ve Hollandalı diplomatlar Böyle bir e, taslak hazırlamışlar dedi. Türk tarafına da sunulmuş bu dedi. Doğru mudur bu dedi. E, şimdi şey e, e, oradaki e, muhabir ve daha doğrusu Brükseldeki ARD'nin temsilcisi e, Hans Dieter Krause, Hans Dieter Krause de dedi ki e, evet dedi. Doğru dedi. Yani şimdi, Hollandalılar e, yani şimdi, ve Almanlar evet, bir plan evet, hazırlamışlar. Evet, e, normal ama. Türkiye'ye demişler ki bu, evet, evet, sen de bunu kendi planınmış gibi evet, gel teklif evet, et Zirve'de. Evet, evet, e, bu normal. Yani, yani Davutoğlu'nun e, bizim planımız dediği e, tamam, şimdi, Hollanda ve Almanya'nın hazırlayıp e, e, hazır Türkiye'ye sunduğu plan. E, şimdi bu ama Almanya açısından gayet normal, Hollanda açısından gayet normal. Çünkü Türkiye sınırını güvence altına almak istiyor. NATO donanmasını göndermiş. Yunanistan'a 40 bin tane mülteci gelmiş, yığılmış. Bundan sonra daha gelecek. Bunun önünü kesmek lazım. Bunların hepsini Türkiye'ye göndereceğiz. Yunanistan Schengen içinde kalacak. Avrupa, e, Avusturya'nın önderliğindeki olan diğer grup e, Yunanistan'ı dışlamak suretiyle bir karar almış. Defakto durum yaratmış. Gelgeçi e, balkon rotasında önlemiş. Böyle bir durum ortaya çıkmış. E Bu durum karşısında başka yapacak bir şey yok ki. Yani yapılması gereken şey bu zaten. En doğru çözüm bu. Almanya açısından, Avrupa Birliği açısından. Ve bu çözümü sunmak lazım. Şimdi bu söz, çözümü Almanya kendi açısından sunsaydı, Hollanda sunsaydı, acaba e, Alman ve Avusturya kamuoyunda veya e, Hollanda Billadım. kamuoyunda nasıl bir yankı yaratırdı? Türkiye'de nasıl bir yankı yaratırdı? Türkiye sunarsa nasıl bir yankı yaratırdı? En uygunu bu değil miydi? Tabii ee, da, bu arada dediler yani, ki 3 milyonu da, evet, e, 3 milyarı da 6 milyar yapalım. Evet e, tabii yükseltelim. E, sen de bunu yeni e, tabii, teklif olarak e, tabii, getir, tabii, biz tabii. de memnuniyetle, e, memnuniyetle kabul, de kabul edelim. Edelim. Yani Dolayısıyla... Bu e, ARD televizyondaki haber, yalanlanmayan bu haber, yalanlanmıyor haber. Tabi bu Alman e, ve Hollandalı e, tarafları zora soktuğu gibi, Avrupa Birliği'nin zora soktuğu gibi, Türk tarafını da zora sokmaktadır. Şimdi belki bundan sonra bu eğer sorulursa nasıl bir tavır alırlar çok merak ediyorum. Ama yalanlasalar dahi bizim içimizde böyle bir kuşku uyanmıştır ve bu kuşku, normal e, aklı selimle düşündüğünüzde makul olarak da görülmektedir. E, hocam, aklı selime uygundur. Sayın Başbakan'a ya da e, bizi izleyen danışmanlarına evet. e, biz buradan çok net soralım. Evet. E, Davutoğlu'nun Türkiye'nin planı olarak takdim ettiği bu plan Evet zirveden bir gün önce gece Evet, evet. E, dönem başkanı Hollanda'nın başbakanı Mute. Alman e, başbakanı evet. ve Merak Türk yok. Başbakanı'nın bir araya geldiği evet. toplantıda evet. Hollanda ve Almanya'nın planı evet. olarak Türkiye'ye sunulan plan mıdır? Evet. Evet. Bizim e, Başbakan'ın ağzından Türkiye'nin planı olarak duyduğumuz bu plan evet. Hollanda ve Almanya'nın ortak planı mıdır? Evet. E, bu sorunun bir cevabı olmalı. Fakat sonuç olarak e, bu plan her halükarda Almanya'nın, Hollanda'nın ve Avrupa Birliği'nin menfaatlerine en iyi şekilde hizmet etmektedir. Oradaki Türkiye'de 3 milyar, milyar yerine 6 milyar, milyar lira vermektedir. şey dedir, değildir. O kadar. Artı ama her şeyden önce... Bu e, insan kaçakçılarının elinden bu yetki almaktadır. Merkel'in çok üzerinde durduğu nokta. Avrupa'nın e, Türkiye ile olan sınırını güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Ve bir de mültecilerdeki ümidi, yani oraya gidersek kurtuluruz ümidini ellerinden almaktadır. Dolayısıyla gerçek siyasi mültecilerin, gerçek siyasi takibi uğrayanlarla uğramayanları birbirinden ayırmış olacağız. Ülkenizde kalın demiş olacağız. Yani... Baktığınız zaman da rasyonel bir yaklaşım olarak görülmektedir. Ancak Türkiye açısından baktığım zaman da e, rasyonel şöyle sıkıntı çıkarmaktadır. Çünkü Türkiye ye her yerden gelen mülteciler hala açık kapı politikası veya gel buyur buyur gel politikası devam ettiği sürece Türkiye'ye gelecektir. Gel geç de diyemeyeceksiniz. Otobüs, Gelecek ama geçemeyeceksiniz. Otobüsleri doldurup uçakları doldurup göndermek gibi bir hayaldir. Dolayısıyla Türkiye bir depo haline gelecektir. Bu Türkiye'nin bazı girişimler yapıp Aynen Avrupa'nın Almanya'nın yaptığı gibi. Tam bu noktada ne yapmalı? Ne yapmalıdır. Şimdi Almanya ne yaptı bu durum karşısında? Ülkesinde sıkıntı çıkaran ve aynı zamanda gelmesini arzu etmediği mağrip ülkesinden gelen gençleri ki bunlar ekonomik mültecilerdir. Ne yaptı? Oraları e, güvenli bölge ilan etti ve git, güvenli ülke anlaşması yaptı, yaptı. Geleni ilgili ülkeye yolluyor. Yolluyor. Bitti. Türkiye'nin de yapacağı budur. Türkiye aynı şeyi Yapması yapmak gereken. zorunda. Türkiye o zaman bu ülkelerin hepsiyle güvenli ülke anlaşması yapmalıdır. Almanya'nın yaptığı gibi belki onu referans vermek suretiyle o da oradan gelenleri oraya göre göndermelidir. Yapacağı iş budur. Aynı şeyi Afganistan'la yapıp mesela Afganistan'ın kalkınmasına yardım ederek insanların oradan ayrılmasına engelleyerek orada kalmalarını temin ederek bu olabilir. Irak'ta da aynı şekilde merkezi hükümetle görüşmek suretiyle yani yalnızca şeyle görüşerek değil de Barzani ile merkezi hükümetle görüşerek bunu yapmak lazım. Suriye'de de mutlaka bu ateşkes barış çalışmalarının sonuçlanması için gayret göstermek lazım. Ve rejimi de rejimle de bir şekilde irtibata geçmek gerekiyor. Çünkü resmen orada bir devlet var, temsilcisi var. O, onun adı Esat'tır değildir, bu önemli değil. Seçim yapacaklar şimdi. O sizin partneriniz olmak mecburiyetinde. Dolayısıyla geri gönderme e, yolunu burada da ateşkesi sağlayarak gayet tabii. temin etmek lazım. Yani Türkiye'nin dış politikasının tamamını değiştirmesi, Değişmesi lazım. <laughs> Artı başka bir şey daha iç politikada da bunları bir kere burada kalacaklarını da hesaba katarak Türkçe öğretmek, meslek eğitiminden geçirmek, ekonomiye faydalı olacak insanlar haline getirmek ve böylece onları entegre edebilecek, Türkiye'ye uyum sağlayabilecek hale getirmek için de çalışmalar yapılması Niçin? lazım. Niçin? Çünkü %80'i evet. ülkelerine dönmeme kararını evet. açıklamış, yapılan hareketler bunu gösteriyor. Muhtemelen. Görüyorsun. Dolayısıyla genç olan bu insanları bu şekilde eğiterek kazanabiliriz. Aksi takdirde bu bir takım kriminal olaylara vesairelere sebebiyet verir. Yani Almanya'nın şu anda yapmaya çalıştığı şeylerin hepsini aynen ve Avusturya'nın keza öyle biz de yapmak mecburiyetindeyiz. Bu burada, buradan bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu 3 milyar eurolar bence buna hiçbir şekilde yetmeyecektir. Bu çok açık. Gerçeği ortaya koymak lazım. Buradan yetiştirdiğimiz bu adamların yetiştirme paralarını da Alman ekonomisinin Fransa ekonomisinin veya İsveç ekonomisinin, çünkü oraya da gidebilir bu insanlar yetiştikten sonra. Türkiye'de kalmak mecburiyetleri değildirler. Dolayısıyla hem Türkiye ekonomisine hem oralara adam yetiştirmiş olursunuz. Ama onun karşılığını almanız gerekir. Yani bu öyle kafadan atarak onlara okul yaptık falan diye değil de, gerçekten bu eğitim programları için meslek eğitimi vererek bunları kaliteli meslek adamı yetiştirmek, burada gençler buna dahil, e, Almanların o dual sistemine göre bunu kastediyorum. Bunlar e, o zaman hem de kendi ayakları üzerinde durabilecek elemanlar olacağı için hem Türkiye ekonomisine faydalı olurlar, hem e, geri giderlerse Afganistan'a veya Irak'a veya Suriye'ye veya nereden geldilerse oraya faydalı olabilirler. Hem de Avrupa'ya gittikleri takdirde de orada ekmeğini taştan çıkaran ve gerçekten ihtiyaç duyulan insanlar olurlar. Bence bunu yapmak lazım. Hocam tabii bütün bunlardan e, öte bir de... E... Türkiye'nin nüfus yapısında bir Ayrıca bu çıkıyor. tabii tabii. 3 milyon Arap daha geldi. Tabii tabii. Ee, tabii. Türkiye'deki tabii. diğer Arap demografik e, yapı değişiyor. Bu beraber. beraber demografik yapıda bir değişim olduğu gibi 5 milyonluk bir e, Arap nüfustan söz ediyoruz. Tabii tabii. Bunların eğer eğitilip ticaret hayatına, toplum hayatına sağlıklı bir şekilde e, katılmalarını sağlamazsak, Dediğiniz gibi e, suça bulaşan e, insanlar artacak. Artacaktır, mafya artacaktır. Tabii o kadar çok başlıkta sorun çıkıyor ki bunların eğitimleri Türkçe mi verilecek? Tabii tabii. Arapça Türk... verilecek? Türkçe Arabça verilmesi lazım. bu nitelikle bu kadar... E, Adam bulamayız. Nerede bu? Türkçe olması lazım. Bir kere Türkiye'de yaşadıkları için Türkçe olması lazım ki Türkçe'yi öğrensinler. Almanya'da da Almanca oluyor biliyorsunuz. Onları her halükarda geri gönderecek olsalar bile Almanca öğretiyorlar. Çünkü böylece kendilerini, dillerini, kültürlerini anlayan bir takım insanlar dünyanın birçok yerine dağılmış oluyor. Tabii. Yani Türkiye'nin bu imkanı iyi kullanması gerekiyor. Bunun için çok ciddi bir seferberliğe ihtiyaç var. Bir daha sonra kalıp yerleştikten sonra ki Avrupa Birliği'nin şartlarından biri de bu konuda işte iş evet. hakkı Doğacak, doğacak çalışma izni verilmesi, e oturma olacak? izni verilmesi. Tabii. Bir süre sonra Türkiye'deki vatandaşlık hakları kurallarına göre tabii. belli bir süre Vatandaş çalışıp isyan edildiklerinde tabii. Türkiye'de vatandaşlık hakları doğacak. Tabii, tabii, yani tabii. bunlar Türkiye'nin geleceğiyle ilgili mutlaka konuşulması ve çözüm üretilmesi gereken hayati başlıklar. Çok doğru. Artı bir de onların Türkiye'ye uyum sağlaması da bu çerçevede çok büyük önem taşıyor. Eğer bunu yapmazsanız, Türk milletinin kendi yapısına problem çıkarmış olursunuz, gerilimler artar. Almanya'da şimdi aşırı sağ hareketlerin ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Bu problemi yeterince çözemediğiniz zaman yabancılaşma ortaya çıkıyor, kültür farklılıkları ortaya çıkıyor, çatışmalar ortaya çıkıyor. Bir de Türkiye'nin ekonomik büyümesi yeterli olmadığı için biz Alman ekonomisinin dörtte biri seviyesindeyiz. O zaman bizim yapabileceğimiz şeyler de çok sınırlı yarattığımız iş gücü yetmiyor. Bakın şu anda gençler arasındaki işsizlik yüzde %20 belki çok daha fazla. 750 bin üniversite mezunu işsiz durumda. Dolayısıyla yeni istihdam büroları, özel istihdam büroları açmak suretiyle yaptığınızda asgari ücreti yükseltseniz bile onun çok altında ücretlere çalışacak insanlar bulabileceksiniz. E onun ve da o altyapısı zaman, da hazırlanıyor. E, Saatlik e, tabii, iş, tabii, kiralık e, işçi tabii, dönemi var. Esnek başladı. çalışma adı altında. Komisyon da kabul edildi. O zaman bu bunun sonucunda ne olacaktır? Bunun sonucunda ortaya çıkan şey, belki işverenlerin bazılarının hoşuna gidebilir ama işveren ve çalışanlar aynı ülkede yaşamaktayız. Onu da unutmamak lazım. Dolayısıyla yerlilerin elinden alınan iş sebebiyle yerlilerle yabancılar arasında bir gerilim başlayacaktır işsizlik sebebiyle, şartların değişmesi sebebiyle ve bu ülkenin huzurunu kaçıracaktır. Evet. Buna izin vermememiz lazım. Teşekkür ederiz Sayın İmer. Ee, önemli değerlendirmelerdi. Ee, hatta önemli bir bilgiyi de bizimle paylaştınız. Ee, en azından bu soru işaretinin ortadan kaldırılması lazım. Ee, Türkiye'nin planı olarak sunulan plan, e, daha önce Almanya, evet. Hollanda ve Türkiye arasındaki evet. mini zirvede kararlaştırılan Almanya-Hollanda ortak, teklifi midir? Evet. Bu sorunun da e, hükümet çevrelerince cevaplanması gerekiyor. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, öğleden sonra bu bölümünü de burada kapayalım. Saat başında farklı bir konuyla tekrar karşınızda olacağız.